Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Patatesli yumurtayı başka bir boyuta taşıyan bir tarif daha geliyor. Sadece bir malzemeyle çok güzel bir patatesli yumurta tarifi vereceğim. Kahvaltılarınızın şahı olacak. Öncelikle bir tane büyük boy agria cinsi, yani güzel kızaran bir cinsi olan agria cinsi patatesi küp küp doğradım. Bol yağda kızartıyorum. Bol yağda kızartmak önemli. Hem yağ çekmeyecek bu sebeple, hem de tavada yaptığınız zaman hem yağ çekiyor hem de böyle şekli çok yumuşuyor, güzel kızaramıyor. İşte tam da bu sebeple bol yağda kızarttığım patatesleri kevgir yardımıyla alıyorum ve tavama 100 ml kadar kremayı dökeceğim. Krema kullanmak istemezseniz yarım su bardağı süt, 3 yemek kaşığı tereyağı ile birlikte de kremaya yakın bir kıvam elde edebilirsiniz. 100 ml kadar kremayı bu şekilde tavaya aldım ve kaynatmaya başlayacağım. Kaynatınca sütün yağı ayrılacaktır. Kremanın patatese zaten çok yakıştığını hepimiz çok iyi biliyoruz. İşte tam da bu tarif o tariflerden bir tanesi. Yumurta ile birlikte güzel bir kahvaltılık hazırlayacağız. Kremam yavaş yavaş kaynamaya başladı. 6 kısık döküm bir tava kullanıyorum. Teflon tavaya kaşık sürdün diyenler için söylüyorum bunu. Tavam dökümdür. Kaşıklayabilirsiniz ya da telleyebilirsiniz bile. Bu ters tavaları kahvaltılık sofralarda kullanmak çok iyi oluyor. Çünkü içine ne yaparsanız yapın asla soğumuyor. İnternetlerden kolaylıkla her markada rahatlıkla bulabilirsiniz. Tereyağını da içine ilave ettim ki yağ sütü birazcık böyle karamelize etsin istedim. Bakın köpükler gördüğünüz gibi çok böyle büyük büyük çıktılar ve yağ ayrılıyor. İşte tam da bu esnada içine kırmızı biber ilave edeceğim. Kırmızı biberi bu şekilde yağda hafif kavuracağım ve lezzetine lezzet katacağım. Dilerseniz içine karabiber de ilave edebilirsiniz. Kırmızı biberi şöyle yağda hafif döndürdükten sonra kızaran patateslerimi artık içine ilave edebilirim. Patatesleri tavama ilave ettikten sonra aşağıdan yukarıya doğru şöyle bir karıştırıyorum. Bütün malzeme güzelce birbirine giriyor. Tam da bu esnada bir adet yumurtayı çırparak artık içine ilave edebilirim. Tuzunu da ilave ettikten sonra biraz kaşar rendeleyeceğim ve kapağını kapatacağım. Altını kapattığım tavamı artık masama alabilirim. Sıcaklığıyla birlikte zaten eriyecektir. Gördüğünüz gibi hem görüntüsü şahane hem de lezzeti mükemmel bir patates tava yaptık. Kahvaltılarınızda gerçekten vazgeçilmez tariflerinizden biri olacağına eminim. İnşallah sizler de bu lezzetli tarifi dener ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizimle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.